Tamam. Evet. Merhabalar. Bu videoda sporcumuz Zeliha ile beraber antrenman yapacağız. Bir kat antrenmanı yapacağız. Biliyorsunuz ki yakında bir yarışmamız var. Türkiye şampiyonumuz var. Ve Zeliha sporcumuz da buna hazırlanıyor. Birlikte bir kat antrenmanı nasıl yapılır? Size onu göstermeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Şunu vereyim. Evet, mikrofonu şuraya takalım. Tamam. Yok. Şöminin rey. Kandrey. Olsun. Evet. Önce on koşuyla başlayalım. Evet. Hadi. Kaç oldu? Dört. Evet, on galiba. Evet, bir tur yürüyelim. Şimdi ısınmayla başladık. Evet, hız çekerek devam ediyoruz. Bir tur yapıyoruz, bir tur normal yürüyerek gidiyoruz. Tamam. Yanlarımızı suyun yanında mı? Şurada. Öne doğru zıplayan bu şeydir galiba. Ben hamle ediyorum. İleri doğru. Evet. Son olarak kibar dışı olarak yürüyelim. Yan. Evet, 1 dakika. Ufak bir nabzımızı yükselttik. Şimdi gerdirmelere geçiyoruz. Ardından merdiven koordinasyonu çalışıp sürate geçeceğiz.
Sen serbest yapabilirsin. Ben de bu sırada anlatayım. Şimdi kata antrenmanlarında, aslında bütün antrenmanlarda bu geçerli de, bir dizgi oluşturmak gerekiyor. İyi bir kata antrenmanının şöyle bir dizgisi olması lazım. Önce nabzımızı artıracağız. Ufak bir koşu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Sonra gerdirmeler yapacağız. Burada kaslarımızı uzatmamız lazım. Daha sonra koordinasyon çalışmaları önemli. Ondan sonra sürat çalışmaları. Yani durduğumuz yerden çıkışlar yaparak antrenmanlar yapacağız. Sonra da kataya geçeceğiz. Bugün jion katasını çalışacağız. Sonrasında katanın bir bölümünü çalışıp en sonunda performansla antrenmanı bitireceğiz. Bu şekilde yapacağız antrenmanı. Ben de geldiğimi yapayım. Bu gerdirmeyi çok uzun tutmamak lazım. Çünkü daha koordinasyon ve sürat çalışmaları var. Zaten oralarda vücut ısınıyor. Harekete hazır hale geliyor. Özellikle sürat çalışmalarından sonra yapacağımız katada vücudun hala ısınmamış bölümleri varsa onu fark edip tekrardan bir gerdirme sürecine girebiliriz. Önemli olan burada kendimizi çalışmaya hazırlamak, en iyi verimi almak. Zeyd sen gittiği zaman arkadan şey getir. Hadi beraber. Evet, merdiven çalışmaları çok önemli. Bu antrenman hazırlık için kullanıyoruz. Hatta maçlarda ısınırken de merdiven çalışmalarına benzer hareketler yapabiliriz, çalışmalar yapabiliriz. Bunu da birazdan göstereceğim. Çalışmasını. 5 çalışmayı ikişer defa tekrar edeceğiz. Önce en basitinden başlayalım. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet. Basitten zora doğru yapmamız gerekiyor bu çalışmaları. Şimdi bir tık zorlaştıracağız. Buradayız. İçeri ve yanlara. Evet, dördüncü hareket, ileri,
Geri. İki ileri gidiyorum, bir geri geliyorum. Evet, bu çalışmada iki ileri adım karışabilir. Büyük bir adım atmanız da yeterli. Arada karışabiliyor, yapacak bir şey yok. Evet, son koordinasyon çalışmamız. İzleyelim dikkatlice. Dışarıdayım. Diz çekiyorum, diğer tarafa düşüyorum. Dizimizi tam kaldırın. Evet, şimdi eğer merdiveniniz yoksa iki tane önerim var. Ya mindere, bizim yaptığımız gibi, şöyle yeri göstersin ya, bantlarla merdiven yapabilirsiniz. Ya da bir tane çember alırsınız. Bütün çalışmaları bunun içinde yapabilirsiniz. Hepsini gibi bunu yapabilirsiniz. Yani tek bir çemberde eğer alanınız yoksa bunu yapabilirsiniz. Evet, dinleyelim şimdi. Evet. Şöyle gelelim. Şimdi sürat çalışması yapacağımız için dinlenmemiz gerekiyor. Vücudumuz, nabzımız normal seviyeye dönünce sürat çalışmalarına başlayacağız. Sürat çalışmalarında 8 tane çıkışımız var. Onu yaptıktan sonra katamıza başlıyoruz. Evet, şunu toplayalım. Sen çık. Şimdi sürat çıkışlarını şöyle yapıyoruz. Ortalama 3 saniye, daha doğrusu ortalama 2 saniye diyelim. 1,5-2 saniye gibi bir mesafe alıyoruz. Yani burada kamera göstersin. Şu alanı 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yaklaşık 10, yani 12 tane minder var. Biz tabii 11 tanesinde bu hareketi yapacağız. 1,5-2 saniye sürüyor tam sürat. Bundan dolayı yaptığımızın 6 katı, 7 katı, hatta 10 katına kadar dinlenme verebiliriz. Biz yaptıktan sonra 6-7 saniye dinlenip hemen ikinciyi, üçüncüyü ve diğerlerini yapacağız. Diğer böyle gelelim. Bu arada bir ayrıntı. Bunu biz de arada yapıyoruz ama bunu yapmamamız lazım. Kesinlikle aynaya doğru koşu çalışmaları yapmayın siz de. Duvara doğru yapalım. Evet. Şimdi burada tabii zelişi esas alacağız. Ben sadece antrenman için. Hazır. Çık. Evet, yürüyerek dönüyoruz ve yavaş dönüyoruz. 6 saniye, 7 saniye geçmesi lazım.
Hazır. Çık. Evet, yine yavaş. Yine yürüyerek dönüyoruz, acele etmeden. Çık. Evet, 3 oldu. Hazır. Çık. Evet, yaraladık. Biraz daha dinle. Evet. Hazır. Çık. Dinle, 5 oldu. Hazır. Şimdi son 2 tane kaldı. Çık. Evet. Bu arada bu sürat çalışmaları çok çeşitlendirilebilir. Biz şu an karateye yönelik bir antrenman yapıyoruz. Sadece sürat antrenmanı yapmıyoruz. Bu nedenle bütün bu çalışmalar aslında karateye hazırlık çalışmaları. Son kez. Çık. Evet. Tamam. Şimdi 3 dakikalık bir mola veriyoruz. Sonrasında kata antrenmanımıza başlıyoruz. Evet, şimdi antrenmanımıza devam ediyoruz. Jion çalışması yapacağız. Önce Jion'u temel olarak sadece ısınma amaçlı yapacak. 3 defa yapacağız Jion'u. Bu kata tekrarlarında aynı zamanda vücudunu kontrol edecek Zeliha. Yani acaba gergin bir kası var mı? Veya hangi hareketi yaparken zorlanıyor? Sonra onun ısınmasını sürdürecek. Önce nabız almamız lazım. Şimdi Zeliha'nın katadan önceki nabzını ve katadan sonraki nabzını almamız lazım. Evet, şimdi kronometremizle beraber nabzını alacağız. Evet, ben saydığımda başlıyorsun. Başla. Tamam. Kaç çıktı? 14. 10 saniye saydık. Yani evet, 6 ile çarpacağız. 14 çarpı 6, 84 gayet normal. Evet, hadi başlayalım. Rahat yap Zeliha, sıkmadan. Sadece ayrıntıları göster. Ya! Devam et. Uzat. Evet.
Olsun. Dinlen şimdi. Yani hemen nabzını alalım. Hazır. Say. Tamam. 23 çarpı 6 18 138 yapar. O zaman dinlenelim. Şimdi nabzın 90'lara 100'lere düştüğü zaman bir daha ikinci katayı yapacağız. Evet, Jion katası zorluk olarak çok yüksek değil ama Jion katası sporcunun temel tekniklerini, dönüşlerini, yani aslında dönüş demek sürat demek, dönüş demek atletik performans demek. Bunları gösteren bir kata. Bu nedenle Jion katasında mutlaka kontrol gitmesi lazım sporcunun. Çünkü hep 1-1-2 ritmiyle gidiyor. Hep kontrollü ve düzenli bir şekilde katı yapması lazım. Acele etmemesi lazım. Zira da gayet güzel yaptı. Şimdi birazdan tekrar nabzını düşürecek. Evet, nabzını düşürmek için yürüyor. Ne yapabilirsiniz başka? Olduğunuz yerde ufak zıplamalar yapabilirsiniz. Mesela size şöyle yapalım. Şimdi diyelim maçta alanınız yok. İlk tura çıkacaksınız. Isınmak için katanızı yaptınız ama alan yok. Olduğunuz yerde hafif zıplamalar, hafif ama çok hafif zıplamalar yapıp nabzınızı yavaş yavaş düşürebilirsiniz. Bu sırada tabii nefes almayı da unutmamak lazım. Nefes alışverişi nabzı toparlar. Evet, şimdi 2 dakika zaman geçti birinci katasıyla şu an arasındaki zaman. 2 dakika oldu. Bakalım nabız alalım. Acaba kaç oldu nabzı? Evet. Başla. Tamam. 20, yani 120'ye düşmüş. Şimdi biraz daha dinlenmesi lazım. Bir sanıyorum 2-3 dakika sonra tekrar normal hale gelir. Evet, şimdi bir 2 dakika daha geçti. Ortalama 5-6 dakika içerisinde nabızın normale dönmesi gerekir. Bakalım şu an nabız kaç? Evet. Başla. Tamam. 13. Yani 78'e kadar düşmüş. Doğru mu? Gayet iyi bir rakam. Hani arada böyle bazen tabii nabız aldığınız zaman bir iki tane kaçtı oluyor ama onlar tolere edilebilir. Çünkü yani 6 ile çarptığın zaman çok yukarı değil. Yani %20, %30, %40 yukarıda olursa problem. Şu an gayet iyi. Yani ikinci kataya geçebiliriz İlya. Evet. Yine kilitlemelere dikkat ederek yap katayı. Özellikle ritme dikkat et. Ve dönüşlere, yani derin dönüşler, hızlı geçişler, derin geçişler bunlara. Bir daha yap, bir daha yap. Degen bozuldu. Tamam. Olabilir. Mayadaki çıkışı biraz daha hissedilir. Çok güzel. Rahat. Evet. Derin. Evet, kafayı unutma. Güzel. Biraz daha derin yapalım. Gel şöyle. Burada güzel geçiyorsun ama burada biraz daha derin bir kat. Yani, tamam. Biraz daha derin bir kat. Böyle çok hızlı geçeceğim diye uğraşma. Buradası vücudunu kafanı çevir, geçiş pozisyonunu göster. Sonra bütün gücünle. Ki oraya geçerken bak burada çok kısa bir geçiş var. Buradayken böyle. Tamam. Derin geçiş. Al. Yani bir daha et buraya. Hisset yani. Evet. Bu bölüm çok önemli. Bu bölüm frenleyerek gitmek lazım. Çok güzel. Aynı şekilde derin. Evet. Evet.
Hemen nabız alalım. Hemen tutuyorsun. Say. Evet. 24 çarpı 6 144. Doğru mu? Evet. Şimdi dinlenmeye geçelim. Evet, şimdi yaklaşık 2 dakikalık bir zaman geçti. Tekrar bir nabız alacağız. Dediğim gibi 5-6 dakikada nabzın normale dönmesi gerekiyor. Tabii maçlarda birinci turla ikinci tur arasında bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen yarım saat. Hatta 1 saat bile zaman geçebiliyor. İşte öğle arası giriyor, bir şey giriyor. Böyle durumlarda nabız tabii en düşük seviyeye iniyor. Yani sabah uyandığınız seviyenin çok az üstüne çıkıyor. O da zaten günlük kendinize herhangi bir direnç olmadan, hormonlarınızın aktifliği olmadan yaşadığınız nabız seviyesi. Fakat sporda bu çok normal değil. Böyle uzun dinlenmelerde mutlaka nabzınızı belli bir seviyede tutacak çalışmalar yapmalısınız. Yani ufak antrenmanlara devam etmelisiniz, ısınmanızı sürdürmelisiniz. Şimdi tekrar kontrol edelim. Evet, say. Tamam. 14 çarpı 6 yani 84 yapıyor. Şu an gayet aslında inmiş aşağıya. Evet. Tabii dediğim gibi 2 artı 2 az olabiliyor. Yani bazen 2 tanesi, 3 tanesi yok sayılabiliyor. 2 tanesi çeyresi 14, 16. 16 çarpı 6 96 olur. Yani 1 dakika daha dinlense şu an gayet iyi bir nabız seviyesine gelecek Zeliha. Dinlenmeye devam ederken şimdi Zeliha'nın şuna dikkat etmemiz lazım. Bunu açtık. Maya geriye vurdu. 1 2. Ay yok, geriye buski yapacağız. Şimdi burada ileriye doğru biraz yaklaş Sinem. Sesim daha net çıksın. İleriye doğru yapılan bloklarda. Şimdi bakın, rakibi dövüşüyorsun. Blok geriye doğru yapılır. Normal değil mi? Adam saldırır, sen geri... Ama bloğu ileri doğru yapıyorsan demek ki çok güçlü bir atak geliyordur. Ve aslında o blok değildir, o bir ataktır. Yani çok güçlü bir bloktur o. Adamın yumruğu zarar görür. Bundan dolayı bunu yaptıktan sonra Ayoki'ye geçerken burada bir serilik bir aksiyon oluşturman gerekir. Gibi. Tabii daçıyı bozmadan, daçıyı koruyarak. Buradan Agioke'de os, burada bir aksiyon oluşması gerekir. Sonra ileri doğru giderken de, tamam, bu şekilde bir aksiyon oluşsun. Ama bunu oluşurken daşıyı bozma. İyi miyiz? As. Haydi. Bir şey olmaz. Önce hemen nabzı alalım. Başla.
Tamam. 21. 21 yani 126. Evet. Farkındaysanız kata aktıkça, antrenman ilerledikçe performans yükselse de nabız belli bir seviyeye geliyor. Yani çok üstüne çıkamıyor artık. Çünkü performans ona göre kendini yansıtıyor. Yani kondisyon gitgide gelişiyor. Antrenman içinde bile bunu yapıyor. Evet, dinleyelim şimdi. Şimdi ne yaptık? 3 tane jion yaptık. Ondan önce bir toparlayalım çalışmayı. Isındık. Ondan sonra gerdinmemizi yaptık. Koordinasyon çalışmamızı yaptık. Sürat çalışmamızı yaptık. Ve şimdi jion katasını genel olarak bir tekrar ettik. Şimdi yapacağımız şey ise jion'un sadece bir bölümünü çalışmak. Sadece bir bölümünü. Fazla değil. Çünkü jion genel olarak zaten sporcunun, yani Zeliha'nın artık alışkanlık gösterdiği bir kata. Şimdi tek bölümü çalışıp daha da iyi hale getireceğiz. Evet, şimdi jion katasının artık bölüm çalışmasına geçtik. Bu bölüm çalışmasında Teisho'dan sonra Manjunke ve Agemorite ve tekrar Manjunke Age Morite çalışması yapacağız. Bu dönüşlerde yapılan en büyük hata dairesel dönmek. Nedir dairesel dönmek? Buradayız. Denge bozulmuş. Doğrusal olması lazım. Os. Os. Ve buraya bak. Buraya döndükten sonra yapabilirim. 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 İstediğin tekniği yapabilirim. Önemli olan doğrusal dönüp orada hizalanmak. Vurdum. Os. Bir daha gösteriyorum. Os. Yani dairesel değil. Buraya alacağız. Tekniği tamamlayacağız. Yalnız bunu yaparken tabii daçi aşağıda olacak. Eğer o hızla dönüp bacak yukarıda kalırsa denge bozulur. Onu yapalım. Hazır. Evet. Kademe kademe gidelim. 3. Bas. Biraz aşağı. Bir daha. 3 bas. Evet, bir daha. Olsun olsun, olur öyle. Çalışkın olur. 3 bas. Evet. Bir daha. Şimdi burayı tekrar ediyorum. Devam. Evet. Sol ayağını daha çok, diğer ayağını daha iyice yanına çekeyim. Hop. Daha da dibine çekeyim, diğer ayağını. Evet, evet. Bir daha. Şimdi biraz aşağı. Tamam, şimdi ufak ufak hızlanalım. Özellikle Manjunke, yani ayak kol, tamam mı? Burada tamamlayalım diye. Hadi. Bir daha. Orada kafa geride kalıyor, bak şöyle oluyor. Yani. Tamam mı? Çeviriz. Gayet. Burada kafa dönüşü çok önemli. Eğer nereye dönüyorsanız oraya bakmayınca ne oluyor? Kafa burada kalıyor, vücut dönüyor. Sonra savruluyor. Kafa da dönecek. Tekrar. Evet. Tekrar. Biraz hadi, biraz dışarı olsa daha iyi olur. Hazır. Hop. Bir daha bir kısmı diyorum. Bir daha sıkıntı yok olacak. Biraz geri gel. Şuradan kurtulup hadi. Şimdi kime de gide. Evet. Manjunke çok yukarı alın. Aşağı inmesen daha çok elini sağlarsın kendinize. 2. Evet. Aynı mantık. Kolu indir ve bas. Hop. 2. Evet. Bir kez daha. Bir geri gel, Teisho'da. Evet. Şurada bir yapacaksın. Sonra pam, pam. Pam, pam. Haydi.
iddia. Kafayı hafif çevirmeyi unutma. Tamam mı? Burada kafayı çevir. Hop. Evet. Güzel. Önemli olan burada, yani kendini şey hissediyor musun? Emniyet hissediyor musun? Dönerken kontrol sen hissediyor musun? O önemli. Devam. Şimdi komut vereceğim ben. Hazır. Ni. Aç. Ni. Aç. Ni. Son. Tekrar. Bir kata bölümü çalışırken mutlaka önceki teknikle sonraki tekniğin bağlantısını yapmanız lazım. Hazır. Baştan sona katayı yapacak. Yani şu an Zeliha buranın antrenmanını yapıyor. Geldiği zaman ezberizle. Kolun altına sok, ayağını çek. Otur, tamam mı? Yani bu vücudunu boş için hiç kırmızı boş durmasın. Ne kadar gözler orada. Hadi. Beş oldu.
şimdi şiddeti artır. Son bölüme geçiyoruz artık. Evet. Evet, şimdi şunu şuradan çıkaralım. Heh. Şimdi bölüm antrenmanımızı tamamladık. Zeliha şimdi dinlenecek. Nabzı normale düşecek. Yani 90, 80, 100 arasına düşecek. Ve sonra performans yapıp antrenmanı tamamlayacağız. Şimdi dinlenme vakti. Evet, bir antrenmanı bitirdik. Jion antrenmanı yaptık beraber. Isınmasıyla, koordinasyonuyla, katanın bölüm çalışmasıyla ve en sonunda performansla antrenmanımız bitti. Bu antrenman daha da çeşitlenebilir. Daha da uzun antrenmanlar veya daha farklı antrenmanlar da yapılabilir. Yarışmaya hazırlanan bir katacının genel olarak, rutin olarak yapacağı bir antrenman bu olması lazım. Ama her katacı kendine farklı antrenmanlarda tasarlayabilir. Bunu antrenörünüzle beraber tasarlayabilirsiniz. Kata ile alakalı daha ayrıntılı bilgiler almak istiyorsanız YouTube kanalımızın katıl aboneliğinde Kata'da Başarının Kodları isimli bir serimiz var.
Oradan bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Zeliha sana teşekkürler. Os. Bay bay.